Evet, hikaye şöyle başlasın. Emre bir odada ve iki bozuk parası var. Bir normal bozuk para, bir de iki tarafı aynı bozuk para. Bir tanesini rastgele seçiyor, yazı tura atıyor ve sonucu söylüyor. Tura! Normal bozuk parayla yazı tura atmış olma olasılığı nedir? Bu soruya cevap verebilmek için geri almamız ve bir ağaç çizmemiz gerekiyor. İlk yaptığı, iki bozuk paradan birini seçmek. Böylece ağacımız, iki eşit olasılıklı sonucu gösteren iki dala ayrılıyor. Normal bozuk para ve hileli bozuk para. Diğer yaptığı ise yazı tura atmak. Ağacı çizmeye devam ediyoruz. Eğer normal bozuk parayı attıysa, iki eşit olasılıklı sonucun ortaya çıkacağını biliyoruz. Yazı veya tura. Hileli bozuk paranın da iki sonucu var. Bunların ikisi de tura. Ağacımız tamamlandı. Sonucunda dört yaprağı var ve bunlar dört eşit olasılıklı sonucu gösteriyorlar. Son basamağımız diğer delil. Burada tura diyor. Her yeni delille ağacımızı budamamız gerekiyor. Bizi yazıya götürecek dalları kesiyoruz. Çünkü sonucun yazı gelmediğini biliyoruz. İşte bu kadar. Dolayısıyla normal bozuk parayı seçme olasılığı normal bozuk paradan gelen tura bölü, sonucu turayı verecek 3 olasılık. Yani 3'te 1. Peki tekrar yazı tura atar ve sonucu söylerse? Tura! Her eylemden sonra ağacımız büyüyor. Normal bozuk parayı attıysa, 2 eşit olasılıklı sonucun ortaya çıkacağını biliyoruz. Yazı veya tura. Hileli bozuk paranın da iki sonucu var. Bunların ikisi de tura. İkinci, tura ifadesini duyduktan sonra yazıya giden dalları kesiyoruz. Böylece iki turadan sonra bozuk paranın normal olmasının olasılığı, bozuk paradan gelen tura bölü, sonucu turayı verecek olasılıklar. Yani 5'te 1. Tura geldikçe olasılığın düştüğüne dikkat edin. Fakat hiçbir zaman sıfıra ulaşamayacaktır. Ne kadar yazı tura atılırsa atılsın, Bozuk paranın normal olmadığından hiçbir zaman yüzde %100 emin olamayız. Aslına bakarsanız tüm bu koşullu olasılık soruları bu şekilde ağaç çizerek çözülebilir. Emin olmak için bir tane daha yapalım. Emre'nin 3 bozuk parası var. 2 tanesi normal, bir tanesi ise hileli. Yani 3 atıştan ikisinde tura, birinde yazı gelecek şekilde ayarlanmış. İçlerinden birini rastgele seçiyor ve yazı tura atıyor. Tura! Şimdi, hileli bozuk parayı seçmiş olma olasılığı nedir? Geri saralım ve bir ağaç çizelim. İlk yapılan bozuk parayı seçmek. Bu bizi üç eşit olasılıklı sonuca götürür. Normal bozuk para, normal bozuk para ve hileli bozuk para. Bir sonraki aşama yazı tura atmak. Her iki normal bozuk para, ikişer eşit olasılıklı sonuca götürür. Yazı ve tura. Hileli bozuk para ise, üç eşit olasılıklı sonuca götürür. İki tura ve bir yazı. Buradaki püf nokta, ağacımızın her daim dengede olmasıdır. Bu da her dalın eşit miktarda yaprağa sahip olmasıdır. Bunu yapmak için dalların sayısını en küçük ortak kata ulaşana kadar artırıyoruz. 2 ve 3 için. Bu 6'dır. Son olarak yapraklarımızı etiketlemeye geçiyoruz. Böylece normal bozuk paralar 6'şer eşit olasılıklı sonuca ayrılıyor. Üçer yazı ve 3'er tura. Hileli bozuk para için ise 2 yazı yaprağımız ve 4 tura yaprağımız var. İşte bu kadar emre sonucu söylediğinde, Tura! Bu yeni delil, bizi tüm yazıya giden dalları kesmemize götürüyor. Çünkü sonuç bu çıkmadı. O zaman, sonucun Tura gelmesine göre hileli bozuk parayı seçmiş olma olasılığı nedir? Hileli bozuk paradan gelen dört yaprak bölü, tüm olası yapraklar. Yani, onda dört veya yüzde kırk. Şüphede olduğunuz zaman, Koşullu olasılık sorularına cevap vermek Bayes teoremi ile her zaman mümkündür. Bize B deliline göre A olasılığını verir. Ancak bunu unutsanız bile endişelenmeyin. İhtiyacınız olan tek şey hikayelere göre budanmış ağaçlar çizmeyi bilmek.